Burası eski ismi Statko Maden İşletmeciliği, şimdi Çekakolt olan maden işletmecinin bünyesinde olan bir yer. Çalışmayı onlar yapıyor. Oluşan bu gölün zamanı yaklaşık 7-8 sene, belki de daha fazladır. Tabii oluşmuş, işte sizin de gördüğünüz gibi bir canlı bomba halinde. Bizim bu aşağıdaki mezralarımız var, komşu köylerimiz var. Yani bu bir patlama gerçekleşirse burada bütün o köylerin hepsi zarar görecek bir şekilde. Kaç sefer söyledik, bize verilen cevap işte boşaltacağız, edeceğiz, eski haline getireceğiz ama maalesef hiçbir çalışma yok. Eski hal dediğim buraya ağaç dikilecek, sulandırılacak değil mi ya? Tabii burası boşaltılacak, bu su tahliye olacak. Öyle bir seferde değil de işte borulardan tahliye edip kısım kısım boşaltacaklardı. Maalesef olmadı. Bize cevap, biz burayı terk ettiğimizde yasalar öyle diyormuş. Biz burayı terk ettiğimizde eski haline getirip bırakacağız. Ama Yapmıyorlar. yapmıyorlar. Hiçbir icraat yok, hiçbir çalışma yok. Burası senelerden beri böyle hazır bir bomba bekliyor. Her an patlayabilecek bir şekilde. Çünkü yapay bir şey bu. Yani kendinden doğal bir şey değil. Yapay bir şey olduğu için patlama tehlikesi çok büyük. İşte buraya akan şu anda normal kaynak suları. Yani o kaynak sularından birikmiş bir şey bu. İşte orada da görüyorsunuz akıyor şu anda kaynak suları. Şurada bizim hemen köyün arkası burası. Evet sevgili seyirciler, aslında burası bir de doğa güzelliği var. Yani dağ keçilerini muhteşem dönemde dağ keçiler de bu bölgede yaşıyor. Dağ keçileri de bu anlamda kendileri konuşmuyor ama doğayı gördükten sonra hakikaten onlara tahrip olduğunu görüyorlar. Bu doğanın buradaki yaşayan tüm canlıların, konuşan canlılarına dağ olmak kaydıyla tehlikede olduğunu özellikle arkadaşlarımız, muhtarlarımız, yöneticiler, dernek başkanları bunu söylüyorlar sevgili seyirciler. Yani madenler eğer yasal çerçeve içerisinde işletilirse evet buraya bir ekonomik kazanç getirirler. Buradaki çalışan insanlar, emekli olan insanlar bir ekmek kazanırlar, ekmek yerler. Çünkü niye? Bölgemiz fakir bir bölge. Ama yasal olmayan şekilde kaçak üstüne kaymanı alıp altındaki şeyi bıraktıkları zaman aynı bu gördüğümüz göller gibi canlı bomba karşımıza çıkıyor. Biz bunlara karşıyız. Yani burada çalışan firmaların yasal olarak prosedürünü yerine getirdiklerinde asla bir sıkıntı yok. Çünkü 1950'den beri bu bölgelerde krom ocağı çalışıyor. Amiyant vardı. Amiyant yasaklandı biliyorsunuz. Asbestten dolayı zehirli madde olduğu için yasaklandı. Ama bizim burada krom ocakları 1940'tan 1950'den beri var. Ama bugün bu yapan arkadaşlar, bu işletmeyi yapan arkadaşlar bir yıl önce burada yapılan bir keşif sırasında bilir kişiler de buranın boşaltılmasını istediler. Buraya geldiler, valilikten geldiler. Devlet kanalıyla gelen arkadaşlarımızdı. Herkes aynı raporu söyledi ama bugün bir sene sonra geçiyor biz geliyoruz. Ama 8 yıl olmuş, muhtar öyle söyledi. Tabii, ya ben bilir kişilerin keşfini açtığımız mahkeme sonucu gelen keşiflerin durumunu söylüyorum. Ama boşalttım diyorlar, boşaltmıyorlar. Karşıda hemen kaynak suyu görüyoruz arkadaşlar. Bilirsiniz tam o karşıda. Bak orada o kaynak suyumuz, içme suyumuzdur. Yani o su buraya toparlanıyor, buraya geliyor. Karşı tarafta da var. Dolayısıyla da yani burada bu arkadaşların bu bölgede nasıl çet raporu alıyorlar, nasıl işletme raporu alıyorlar soru işareti bizim kafamızda. Yani biz kafamızı kuma koymuyoruz. Bu bölge bizim bölgemiz. Biz burada yaşamak istiyoruz. Ya ben 63 yaşındayım, emekli olmuşum, geri dönmüşüm, gelmişim memleketime kalmak istiyorum. Burada çobanlık, demin de söyledim, çobanlık yaptığım yerler. Ama bugün buraları gördüğüm zaman içim parçalanıyor. Ve buradan da sivil toplum örgütlerine tekrar sesleniyorum. Özellikle de Sivas bölgesinde Sivkon, bizim genel konfederasyonumuz. Buradan Metin Yarım'a sesleniyorum. Lütfen buraya da bir gelin, buraya da bir bakın. Bu arkadaşlar burada bir neler söylüyoruz, buradaki insanlar neler düşünüyor bunları bir dinlemelerini istiyorum. Hemen bölgede müsait olduğundan dolayı tam karşısı bizim mermer ocağı dediğimiz. Çünkü orayı görmeyeceğiz. Şu gördüğünüz alan komple o mermer ocağı olacak. Yani biz başka bir yere gideceğiz. Oradan tam buradan iyi gözüküyor. Orası mermer ocağı. Şu anda biz açtığımız davada federasyonumuz kaybetti. Temize verdik ama eğer orası yapıldığında Beypınar diye ya da Karabel diye bir yer kalmayacak. Bu kadar net söylüyoruz. Mermer de tamamıyla suyla işletilen bir şey. Yani o kurumdan daha tehlikeli. Teşekkür ediyorum.